tecrit aslında insanlığa karşı suçtur. Yani gerek ulusal üstü belgelerde, gerekse ulusal belgelerde tecridin hukuken yeri yoktur. Aslında tecrit politikası patrimonyal rejimlerde, yani patrimonyal rejimler derken şirket tipi devlet, devletin başında da bir diktatörün bulunduğu rejim tiplerinde muhaliflere karşı yürütülen bir suç tecrit. İnsanlığa karşı bir suç. Şimdi örneğin Birleşmiş Milletler tutuklu ve hükümlere ilişkin muamelelerde uyulması gereken asgari standart kurallarda tecriti yasaklamıştır 1955 yılında. Sonra 2015 yılında bu kurallar tekrar gözden geçirildi ve Mandela kuralları adını aldı. Neden Mandela kuralları dendi? Çünkü Güney Afrika'da da Nelson Mandela 27 yıl tecritte kalmıştı. Abdullah Öcalan da Mandela'dan sonra dünyada en uzun tecritte kalan bir hükümlü. Şimdi tecridin uluslararası hukukta da yer olmadığını söyledim. Neden? Şimdi infazla birlikte, yani ceza kesinleşince, kesin hükmü haline gelince kişinin suçla bağı kesilir. Ceza hukuku doktrininde bu temel bir kriterdir. Dolayısıyla din, dil, ırk, cinsiyet ve suç ayrımı yapmadan herkese aynı infaz kurallarının uygulanması gerekir. Ayrıca Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin birçok kararında ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kafkaris Kıbrıs kararında, yine Winter Birleşik Krallık kararında, yine Öcalan Türkiye kararında ölene kadar hapis cezasının belli sürelerde gözden geçirilmesi kuralı vardır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 8 ila 14 yıl arasında ölene kadar hapis cezasının gözden geçirilmesini belirtir. Aynı kararlarında da bu süre 25 yıl olarak belirtilmiştir. Aslında Öcalan'la ilgili verilen ölene kadar hapis cezasının artık gözden geçirilmesi gerekir. Şimdi burjuva hukukçusu Suhru Dönmezer dahi ölene kadar hapis cezasının idamdan farkı olmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla bu cezanın mevzuattan çıkartılması gerekir. İdam cezasından bir farkı yoktur. Ölene kadar hapis cezası bir işkencedir. Şimdi mesela Mandela kuralları ne getirilmiştir? Onlar en önlerine değinelim. Ayrımcılık yasağı getirilmiştir. İnfazda ayrımcılık olmaz demiştir. Yine insan onuru ve değerine uygun davranmak gerekir demiştir. Uzun süreli hücre cezası insan onuru ve değerine aykırıdır. Yine günde en az 1,5 saat açık havada spor yapma hakkı getirilmiştir. Aynı eylemden ötürü 2 kez disiplin cezası verilemez demiştir. Oysa Abdullah Öcalan'a sürekli gerekçesiz bir şekilde disiplin cezası veriliyor. Süresiz hücre cezası olmaz demiştir. Uzatılmış hücre de olmaz demiştir. Aile ile iletişim disiplin cezası alsa bile engellenemez demiştir. Avukatla iletişim de engellenemez demiştir. Mandela kuralları. Hücre cezası 15 günü geçemez demiştir. Ayrıca tutuklu ve hükümlü kişinin ailesinin ikametine yakın bir yerdeki cezaevinde tutulması gerektiğini belirtmiştir. Şimdi Abdullah Öcalan'a yapılan bu uygulamayla bütün bu kurallar ayaklar altına alınıyor. Maalesef toplum suskun. Sadece belirli bir kesim Öcalan'la ilgili tecrit cezasına karşı çıkıyor. Barolar bile sessiz. Bölge baroları hariç tabii. Yani Türkiye Barolar Birliği sessiz. İstanbul Barosu sessiz. Ankara Barosu sessiz. İzmir Barosu sessiz.
Şimdi bu baroların seslerini güçlü bir şekilde çıkartması gerekir. Yani kişi kim olursa olsun, suç ne olursa olsun, tecridin insanlığa aykırı bir suç olduğunu baroların haykırması gerekir. Çağdaş Hukukçular Derneği'nin de, Özgürlükçü Hukukçular Derneği'nin de, İnsan Hakları Derneği'nin de, yine öğretim üyelerinin de, hukukçuların da bu konuda daha güçlü sesler çıkarmaları gerekir. Şimdi mesela Kolombiya'da bir toplantı oldu geçen hafta. Orada da Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması yönünde çağrı metni açıklandı. Dünyanın birçok yerinde bu açıklamalar oluyor. Ama bizim toplumumuzda maalesef ana muhalefet de dahil bu konuda sessizliğini koruyor. Yani bu konuda güçlü sesler çıkartılması gerekiyor. Sadece belli bir kesimin ses çıkarmasıyla tecrit aşılamaz. Aslında tecrit sadece tecrit olunan kişi üzerinde uygulanan bir insanlık karşıtı eylem değildir. Aynı zamanda toplum üzerinde etkisi olan, topluma karşı olan, topluma karşı gözdağı anlamına gelen bir uygulamadır. Toplumu tehdit etmektir. Toplumu korkutmaktır. Muhaliflerin sesinin kesilmesi için gözdağı vermektir. Dolayısıyla bugün Öcalan'a yapılıyorsa yarın başkalarına yapılır. Zaten 99 yılında İmralı Adası'nda tecrit başladığında eğer güçlü sesler çıkartılsaydı FETÖ cezaevleri toplum gündemine gelmeyebilirdi. Ama maalesef o zaman muhalefet bile İmralı'da yapılan tecrite, Öcalan'la ilgili uygulamaya ses çıkarmadı. Ardından ne oldu? Her tarafta FETÖ cezaevleri açıldı ve FETÖ cezaevleri kurumlaşmış bir hale geldi. Dolayısıyla insan onurlu ve insan yaşamının değerini temel alan bir infaz uygulamasının olması gerekir. Şey olarak da bu ölene kadar hapis cezasının yasalardan, mevzuattan çıkartılması gerekir. İdam cezası kaldırıldı 99'da. Onun yerine ölene kadar hapis cezası getirildi. Halbuki bunun idam cezasından çok fazla farkı yok. Dünyanın birçok yerinde de ölene kadar müebbet hapis cezaları kaldırıldı. Örneğin Portekiz'de, Norveç'te, Sırbistan'da, Bosna Hersek'te ölene kadar hapis cezaları kaldırıldı. Başka ülkelerde de kaldırma yönünde gelişmeler var. Ama maalesef Türkiye'de henüz bu yönde baroların bile sesi çıkmıyor. Ölene kadar hapis cezasının kaldırılması yönünde toplumda bir kampanya başlatılması gerekir. Ben bunu katıldığım bütün toplantılarda söylüyorum. İnsan Hakları Derneği nasıl 80'li 90'lı yıllarda idam cezasının kaldırılması için kampanyalar yaptıysa, şimdi de ölene kadar hapis cezasının kaldırılması için kampanya yürütmesi gerekir. Barolar evrensel insan hakları kriterlerine uygun davranmıyor. Hukukun evrensel değerlerini dikkate almıyor, ayrımcılık yapıyor. Neden? Şöven bir yapısı var Türkiye'de Barolar Birliği'nin ve büyük şehirlerin baro yönetimlerinin maalesef şöven bir yaklaşımı var. Halkların eşitliği ve dillerin ve halkların hak eşitliğine inanan baro yönetimleri maalesef özellikle Batı'da söz konusu değil. Bunun için hukukçuların mücadele etmesi gerekir.